Evet. Şimdi bu sınıfa ait bir tane nesne tanımlamamız lazım. Yani bu sınıfın tipinde hemen banka hesabı sınıfı buraya geldi. Niye? Çünkü buraya biz onun arayüz dosyasını dahil ettik. Yani burada problem yok. Banka hesabı köşeli parantezlerimizi bıraktık. Ya da şöyle yapalım, bunu sonra bırakalım. Önce yıldız hesap 1 diye böyle bir değişken tanımlamış olalım. Sonra buna ne yapacaktık? Bellekte yer ayırmamız lazım. Hesap 1 eşittir. Biz nasıl ayırıyorduk? Şöyle. Banka hesabı allok. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu uzun yol değil miydi? Evet, uzun yol. İsteyen bunu da yapsın. Bir yolu daha vardı. Bir önceki derste ondan da söz etmiştim. Sadece yani bilinsin diye bunu da tekrardan göstermiş olalım. Hesap 1. Hesap 1'i şey yapacağız. Init arkadaşlar deyip orayı kullanıma açacağız yani. Tamamdır. Yani bu bellek ayırma işlemini ister böyle yapardınız, isterseniz tek satırda da yapardınız. Onu da madem konuya girdik söyleyelim. Şöyle hesap 1 diyelim yine ona da. Şöyle banka hesabı allok, şurası init olacak. Bu kadar. Yani ister bunu kullanırsınız, ister bunu kullanırsınız. Bu sizin tercihiniz. Ben tabii ki kısa olanı kullanmanızdan yanayım. Yani burada amacımız en pratiği bulmak. Yani synthesize ve property'nin yanında uzun kod yazmamak için bunu da uzun yazmayın. Kısa olsun yani. Yani bunu da kullanırsınız, bunu da. Fark etmez. Başka ne vardı? Şimdi de bunların set edelim. Yani hesabımızın bakiyesini ve numarasını set edelim. Nasıl bir metodu çağırıyorduk? Hesap birin üzerinden set deyince, bakın set, benim böyle bir sınıfım bile yok. Yani biz böyle bir sınıfı tanımlamadık bile. Yani set sınıfı diye bir şey tanımlamadık arkadaşlar. Bakın buna dikkat edin. Görüyor musunuz? Yani set hesap bakiyesi diye bir sınıfı bizim için perde arkasında oluşturmuş. Yani bu çok önemli. Bakın set deyince hesap bakiyesi geldi. Hesabımızın bakiyesi 1299.1453 olsun. Başka yine hesap 1 nesnesinin üzerinden set hesap numarasını girelim. Bu da 571 632 olsun. Bu da hesap numarası olsun. Bir de ne vardı? Ne vardı? Hesabın yazdırılması vardı. Hesap bilgilerini göster. Bakın burada da bir gösterme yapalım. Bakın get metotlarının da olduğunu görelim. Yani doğrudan sonucu alalım. Yani şöyle yüzde yüzde yapacağım. Yüzde i yapalım. Yüzde i. Şimdi uyarı alacağım biliyorum. Veya da ld diyelim hemen, hiç yani sizi yormayayım. Yüzde f diyelim. Bu yüzde f olan işte f olan hesabın bakiyesi. Şöyle şu parantezlerle virgül, yine şu parantezlerle. Bakın buralarda da get metotlarını kullanacağız şimdi. Hesap birin üzerinden hesap, bakın başta get kelimesi yok. Buna bir dikkat edin ama bakın siz get metotlarını alacağınız zaman buna dikkat edin. Hesabın bakiyesini alacaksınız. Buyurun. Alın size bir get metodu. Bir daha hesap 1. Başta get diye bir kelime yok. Yani hesabın numarası. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tabi burası L olacak. Onun yüzden bir uyarı var. Bu şekilde de yazdırabilirsiniz. Bunu da şöyle şöyle yapalım da hani belli olsun.
Şöyle yapalım. Hani yazıldığı zaman hani belli olsun diye şu aşağıda şöyle eksili falan görünsün diye. Bir çalıştıralım bakalım ne göreceğiz. Çalıştıralım. Şurayı açalım. Bakın gördüğünüz gibi şu bizim hesap no. Hesap bakiyesi. Bakın bu da bizim şimdi az önce aşağıda yazdırdığımız şu NSTOK. Bakın şunlar get metotları. Şimdi biz hatırlarsanız burada metotların başında get kullanmıştık. Bakın kullanmak zorunda değiliz demiştik. Yani şöyle de kullansaydık olurdu bunları. Şöyle. Set metotlarına bir dikkat edin ama. Set metotlarının kullanımına. Bakın set metotlarında ilk harf büyük. Bakın set ilk harf büyük. Get metotlarının başında get kelimesi yok. Buna da böyle dikkat edin. Yani aslında bu metotların doğrusu bu şekildeydi. Bunu da burada sizinle paylaşayım. O get kelimesini de kullanabilirsiniz. Bir sakıncası yok. Yani kullanmanızda bir sakınca yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işimizi kolaylaştırdı. Arayüz interface dosyalarında property anahtar sözcüğünü kullandık. Buradaki implementation yani uygulama dosyalarında ise synthesize bunu kullandık ve siz birçok örnekte de bunu kullanacaksınız. Ben burada bakın şuradaki D'yi fazladan kullandım. Şimdi böyle bir şey olduğunda yani projenizin adını falan değiştirmeyi de size gösteririm. Aslında adını hemen de değiştirebiliriz. Şuralardan bir yerden yapıyorduk yani projemizin ayarları. Rename'den, Edit'ten, Refactor'dan aslında projemizin şu isim tarafını falan değiştirebilirsiniz ama önemli değil. Dediğim gibi yani projelerinizi istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aslında yapabiliriz yani Project menüsü vardı da menüler içinde şu Weaving yanında göremedim onu da yani görseydim daha güzel olurdu. File bunu nereye bıraktılar? Bu sonda proje ayarlarında yani önemli değil yani bir harf burada fazladan yazıldı. Synthesize. Ama tabii ki projelerinizde arkadaşlar yani isimlendirmeyi şöyle üstüne basıp da şöyle de yapabilirsiniz. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Yani bir şey etkiler mi bir şeyi? Bakın yapalım. Şurada üstüne zarifçe bir kere basıp projenizin hem buradan da yapabilirsiniz. Bakın projenizin adını falan dosya isimlerini falan. Bakalım ne oluyor? Yani bunu böyle yaparsak ne oluyor? Yani projemiz bir nasıl olumsuz mu etkileniyor? Bakın tamam. Yani yeni isimlendirme diyor ki bütün bu dosyaları yeniden isimlendireyim mi? İsimlendir. İsimlendirmesine izin verdik. Hepsi onaylandı. Şimdi projemizi açalım. Tamam yani projeyi bir kere de çalıştıralım yani. Çalışıyorsa da bir sorun yok. Bakın çalıştı ve projemizin ismi de değiştirilmiş oldu. Yani bu da synthesizer'ı da bu şekilde kullanmış olduk. Ha, bir şey daha burada. Acaba projemizin fiili olarak hani tutulan ismi değişti mi? Gelelim. Bakın şu fiili isim değişmedi. Bunu da kendiniz değiştirmeniz lazım. Yani burada bir nevi bunu da görmüş olduk. Şimdi X kodu açarsak bakın o isim de burada. Açacak mı? Açacak. Her şey bir tertemiz. Bir kere daha projeyi çalıştırıp bu dersi bitireceğim arkadaşlar. Yani böylelikle hem buradaki açıklamadaki şu ismi de bir değiştirmiş olursunuz. Tamam. Yani projenin ismi de böyle değiştiriliyor arkadaşlar. Şu taraftan gelip zaten şöyle zarifçe bir kere tıkladığınızda bu ismi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Önceden burada Project menüsü vardı. Buradan değiştiriliyordu. Yani bunu şimdilik bu yolla çözümledik. Zaten buralardan da projeye dair bütün bilgileri değiştirebilirsiniz. Bir dahaki derste neyi işleyeceğimi henüz kararlaştırmadım. Arkadaşlar bir dahaki derse görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun, var olun.